Bakalım dediğin gibi Syndra ben olur. Ben Syndra'yı daha önde görüyorum. Evet. Çünkü Viego'yla daha şey, bir de Zeri şimdi öne çıkıyor ya. Syndra biraz daha tehdit Zeri için. Tabii. Hani Ryze'a karşı oynaması daha kolay. Bir de Syndra geçmişe göre de güçlü. Yani şu son hali bence yük biriktiren Syndra çok daha büyük tehdit. Ve diğer tarafta. Yani bu sağdaki komp bu arada takım savaşı yapacak. Oyun sonu güçlenmesi gayet iyi. Oyun ortasında da savaşabilecek durumda Wukong'la, Renekton'la. Yani şey diyebiliriz. Hani her açıdan güçlü bir komp diyebiliriz. Oyun her anda etkili bir komp. Ben iki tim kompu da gayet beğendim. Ama evet, evet. Futbolist üzerinde şöyle bir şey yapmaları lazım. Bot lane'de biraz daha üstün oldukları için Herald savaşlarında hani Viego'da, Syndra'da biraz erken oyunda daha cezalandırıcı olduğundan dolayı Herald ve erken ejderhaları kesin futbolistin alması lazım. Evet. O 12 minyonla döndü. Bakalım Jul kaç minyonla dönecek üstüne. Bu arada yakalandı galiba Pibid'i. Yakalandı. Bitkinlik geldi Fatihcan'ın üzerine. Pibid'in üzerine bir sıçra yetecek mi hasar? Son vuruş. Burada Asper'den geliyor. Mojito da alt koridora yakın ama onun gelmesine gerek yok. Biraz da Bini'yi dövdü orada Fatihcan ve Asper ikilisi. Ve 2v2'de çıkan bir ilk kan. Çünkü Pibid... Ve Mojito zorlansa da canının büyük bir kısmını kaybetmiş olsa da ilk ejderi kazandırıyor takımına. Bulut ejder alındı. Sırada Okyanus var. Rahat bir alamet. Dakika 8'de. Şu anda böyle aksiyonlara gerçekten pek ihtiyacı yok. Mojito bu arada istiyor yine burayı. Çalmayı... Çarp yok ama. Çarp yok. Yine içeri girdi. Birebir yapıyorlar ama slow-mage bu birebir de çok daha avantajlı görünüyor ki alt koridorda çok yakın. Bu mega troll. Bu bir intihar mega oldu. Mega troll. Hani troll değil, büyük troll değil, mega troll gerçekten. Jewel'dan güzel ulti. Asper'in sıçrası da yetmedi Azir ultisinden çıkmak için. Evet ve Foot, slow-mage'in başlattığı ejderi devam eden taraf. Fakat buraya gelen bir Ornn var. Bu işleri değiştirir. Starscream'in buraya geldiğini görüp direkt olarak bırakma kararını verdi Dark Passage. Mantıklı olan da bırakmak. Uzatmak istiyorum açıkçası. Daha orta koridorlar bitiremedi henüz ilk eşyalarını. Çizmeye yatırım yaptılar çünkü önceden. Bu arada Stomage gördüğü gibi Burgaç kullandı. Mojito'nun üzerine devam edebilir miydi diye baktım. İstemedi Stomage ama belki de çok daha doğru bir karar. Riske atmadan bedava bir alamet olacak gibi görünüyor burası. Mojito'nun canı %25 dolaylarında çünkü fakat buraya bir ışından geliyor. Bu doğru karar mı emin değilim. Mojito canının belli bir kısmını topladı yalnız. 2400 canlı alamet bırakıldı. Starscream'e odaklanıldı burada. Alamet diğer tarafta bitirilebilir mi acaba Foot tarafından? Starscream için alamet gidecek gibi duruyor. Starscream hala düşmedi son anda. Son vuruş Stomage'den gelirken Foot bedava bir alamet buldu önünde. Yani emin değilim Aykut. Sanki onunla hiç odaklanmayıp içeride kalıp alameti yapmak daha mantıklıydı. Ya da Storm içeride kalıp. Bini'nin yardımıyla beraber bitirebilirdi alameti. Hala ilk kule düşmedi karşılaştı. Evet. Bakalım bu alamette ilk kule düşecek mi? Şu an biraz temkinli davranmak istiyor Foot. Şimdi kuleye vurulmaya başlandı. Hala biraz daha hasar lazım. O hasar gelmedi ve ilk kuleyi alamıyor. Yok Foot. Vallahi Foot Esports denedi ama iki taraftan da kuleyi açamadı bir türlü. Fatihcan o yüzden ikledi çok ama çok riskli. Sıçrığı da atamadı sanırım hazır ultisine. Ya acaba 1-2 saniye mi vardı bekleme süresine diye baktım. Sıçraya ama tam baktığımda da kullanılabilir durumdaydı. Birisi geldi oraya. Dark Passage oyuncuları tamamen yan yana ejder'e vuruyorlar. Jewel alanı kontrol etmek istiyor. Asper açısını gayet iyi bir noktaya taşıdı ulti kullanmak için. Asper'in ultisiyle birlikte sanki bu takım savaşını başlatacak gibi görünüyor Foot. Öncesi onun ultisi geldi. Devamda Nami ultisi kullanılıyor. İkiye bölündü Dark Passage. Hala hasar almadılar. Temp'ten iyi bir sıçra. Storm düşmek üzere Burgaç'ı kullandı. Ejder bırakıldı burada. Hala düşen kimse yok. Canlar bayağı azaldı özellikle Storm Age'de. Önde kalan bir Jewel var. Boyuso önde kalıyor. Sıçraya atlama son anda. Son anda Kral Katili devreye girmeden skoru bulmuş olsa da fena bir hazır ultisi değil. Fakat Bini biraz tehlikeli olabilir. Kakos'tan ileriye doğru bir hamle. Bini takip etti o pozisyonu. Bini 3 kişinin arasında. Bini 2. skoru buldu. Son anda bir kalkan geliyor. Bini'den 3-3. Bini yok ediyor burayı. 5-5 yapıyor Bini. Her gün bir tane mi atacağım bunlardan? Bu nasıl oyunculuk? Bu nasıl bir nişancı performansı? Yine çok iyi bir takım savaşı oynadı Dark Passage burada. 19. dakikada ilk ejderlerini alacaklar. Bir tane daha 5'te 5 çıktı Bini'ye. Ya takımlar hafta sonu bir değerlendirme yaparken rakiplerinin adını yazar ve yanına bir tik koyar. Kazandı takımlara karşı ama herhalde Bini'nin tahtada yanında Penta yazıyor. Cumartesi Pentatik, pazar Pentatik oldu şu anda. Runa'yı bitirdi Bini. Mesela bir sonraki takım savaşına
Runa'nın ben aşırı etki yaratacağını düşünmüyorum. Foot'un yani hala bayağı bir şansı var aslında. Altın çok açılmadı çünkü. Beynin ikinci eşya yaptığınız zaman şey istiyorsunuz. Oyun ortalarında bir savaş çıkacak. Ben o savaşı olabildiğince güçlü gideyim istiyorsunuz. Storm yalnız yine Moito'yu buldu burada. Bandı. İkinci burgaçı da var. Moito olsa şey yaptı ama bu sefer Storm da takip ediyor. Yalnız tek kaldı. Storm bir kez daha giriyor içeriye. Birbirine dönüyor burada. Storm el düştü. Moito çok az canlı hayatta. Şimdi pasite devrede ama Moito çok büyük bir risk. Son anda çıkmayı başarıyor oradan. Alcan'ın uzaklaşan da bir Kakos var. Bu kadar olay yaşandı. Sadece bir skorla mı sonuçlanacak acaba burası? Öyle görünüyor gerçekten. Yani Moito dualarla yaşadı orada resmen. Çok zor ayakta kaldı Jul. Bu arada Jul sıçrası hala var. Starscream'den bir hamle, iki sıçra. İki tane taşıyıcının sıçrasını aldı Starscream. Mesela bu savaşı isteyecek gibi. Ama biraz geç mi kaldılar? Orası ayrı bir soru. Çünkü çalıları da kontrol ederek yavaş yavaş ilerliyorlar. Tempt bekliyor. Bir av bekliyor kendine. Bir zayıflar acıma geldi. 2000 can kullanılan bir hazır ultisi. Ejder burada garantileniyor ve Tempt hazır ultisine yakalandıktan sonra ona çıkış yok. Şimdi Foot geri çıkma kararını verdi ama Starscream de burada. Baron. Bırakmak durumunda kalıyorlar ve hemen Baron'a sinyaller gelmeye başladı. Ulan onu da göremedim. Hazır ultisine mi atmaya çalıştı sıçrayı ya da hazır ultisini yedikten mi sonra mı attı? Emin değilim bakalım. Şimdi Moito'nun üzerinde büyük bir görev var. Bir şekilde bunu çalmaya çalışacak rakibin elinden. Moito'nun arkada olduğunu düşünüyorlar. Bu arada Stomage kullandı. İçeri bırakılan bir Nami ultisi. Fatih Can'ın hasarına ihtiyaç var burada ama Kakos Moito'yu uzaklaştırıyor. Baron'u devam etme kararı geldi bu pozisyonda. 2000 can. Moito girebilecek mi? Moito girdi ve çaldı. Moito çarp menziline girmesi yetti onun için. Çok kritik bir hamle. Belki de maçın sonucuna müdahale edecek bir hamleydi bu Moito'nunki. Aynı şekilde Viego'da çelik kaplamalı çizmesi var. Ölü adamın zırhı var. Ölü adamın zırhı var. Yani tanklık konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor ve savaşlar önden arkaya gerçekleşiyor. Yani tanklara vuramadan, tankları bir şekilde düşürmeden taşıyıcılara vuramıyor. Ki oluyor. Çünkü normal şartlarda oluyor. Azir ve bu arada Kakos Tempt'in üzerine gitti ama zayıflar acıma geldi. Kakos'un yani sinsi pençesi yolda kesildi herhalde. Evet. Değil mi? Olacak gibi değildi gerçekten. Çok şey bir denemeydi yani. Bir de bakman lazım yani kronometresi falan var daha üzerinde. Ya bu çok zorlama bir denemeydi gerçekten. Ölüm süresi çok uzun. Nami ultisiyle birlikte bayağı bir püskürtüldü Dark Passage oyuncuları ama inhibitörü zorlamıyorlar. Alt koridordan ilerleyen bir Jul vardı şimdi üste döndü o da. Bir dakika sonra Ejder var. Foot Ejder için bence bir an önce pozisyon almak istiyor. O yüzden belki de zorlamak istemedi üst koridoru. İsteyecek mi? Yine yani ulti bitti isterler. Ulti bitecek. Hatta bitti. Moito pozisyonunu değiştirdi Kakos onu karşılamak için. 3-3 alıya doğru ilerlemişti. Yine Asper'den ayarlanan bir açı. Şimdi Starscream'den gelen bir ulti var. Stomage rakibin üzerine gidip burgaçı kullandı ve kronometreye basıyor sonrasında. 5000 canlı ejder Stomage sıçra ile birlikte pozisyonunu değiştirdi ama Tempt'ten kullanılan bir kronometre var. İlk skor geldi burada. Devamında canlar bayağı bazı Dark Passage'da. Bini'ye güveniyor Dark Passage ama güzel bir sersemletme. Bini'nin üzerinde bayağı bir kalkan var. Ama Bini'nin artık bu kadardı. Az canla 1'e 5 yapması çok da mümkün görünmüyor. Ya mümkün değil çünkü öndekilere de vuramıyor zaten. Ve ruh da alındı. Hasar... Bakalım hasar vurabilme açısını sağlayabilecek mi? Bu arada bir takım savaşı izliyoruz. Ocağın çağrısı kaçtı. Kakos ulti yaşlı geri çıkmak durumunda. Stomage araya girerken havada yakalanıyor Tempt'e. Devamında Bini'ye duvar açmak istedi ama peşinde herkes var. Neyse ki doğru vadideyim diyor Bini. Oradan kaçmayı başaracak gibi Jul'dan da iyi ulti oldu uzaklaştı. 55.000, 53.000. Hiç altın farkı yok diyebiliriz şu dakikalar için. Dönüp dolanıp birilerini havaya fırlatıyor sadece. Ve Bini de hasar çıkaracak pozisyonu bulamadı şu ana kadar. Alt koridordan inhibitor kulesini yok etti Foot. Sırada orta koridor var. Moito da orayı alıyor tek başına. Odak tabi alt koridora yöneldiğinde Moito herhangi bir savunmayla karşılaşmadan düşürdü minyonların yardımıyla. Sırada inhibitorlar var. Fatih Canlar agresif bir hamle. Stomage yok oldu bir kez daha. Hasar çok fazla çünkü Tempt'e Fatih Can'dan. Kakos'tan kullanılan bir kronometre. Sol takım savaşını izliyor gibiyiz. Bini. Bini'nin üzerine herkes çullanıyor. Ve Bini düştükten sonra artık işte bitmiş gibi görünüyor. Dakika 35. Foot ilk güne hiç iyi başlayamamıştı. Denizbank Valkes darma duman etmişti Foot Esports'u. Evet. Dark Passage kazanmayı başarmıştı ilk gün ama bugün işler biraz tersine döndü ve son skorda Jul oldu burada.
12-12 skorun eşit olduğuna bakmayın. Bir kazanan var. O kazanan da FuteSports. Onlar da Şampiyonluk Ligi'ndeki ilk galibiyetlerine ulaşıyorlar.